arkadaşlar, bugün çok güzel bir sürpriz yapıyoruz sizinle için. Ne yapıyoruz? Lahmacun! Evet arkadaşlar, 7'den 70'e herkesin bayılarak yediği, internetten de en çok sipariş edilen ama bence ev yapımının çok daha iyi olacağını düşündüğümüz... Anne, o suyu içine koyacağız anneciğim, hamurumuzu. Lahmacun yapacağız. Öncelikle ben böyle bir cam kabımın içine 4 su bardağı un ekledim. Bu unumuza hadi bakalım sırayla bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Onu ekleyelim İpekciğim. Et de bakalım. Aferin sana. Şimdi tuzu unla şöyle bir karıştır bakalım. Şöyle konu sıvayım ben seni. Rahat et. Karıştır bakalım şöyle güzelce. Tamam. Hadi bakalım. Böyle bir harmanlansın. Çok güzel olacak. Evet. Tamam, ver bana şimdi kızım. Dur aşkım. Tamam. Şöyle ortasına delik açıyorum. Havuz gibi. Ve ortasına arkadaşlar ılık su ekliyorum. Bir havuz gibi olacak. Bir su bardağı daha ilave ediyorum. Anne, havuz gibi oldu. Evet. Şimdi yavaş yavaş dırıyorum arkadaşlar. Şöyle. Konumuzu. Çok güzel olacak lahmacun. Hamurumuzu hazırlamaya başlıyoruz. Önce şöyle ortasında. Arkadaşlar hamuruma ben kabartma tozu ya da maya ilave etmiyorum lahmacun hamuruma. Bu şekilde yapıyorum çünkü ince olmasını istiyorum. Kabarmasını istemiyorum çok fazla. Bu şekilde sadece un, su ve tuz. Çok güzel oluyor. Hocam bir kıvam elde edene kadar yoğuracağız. Ellerini çok kirledin ya. Anneciğim, Başak Burcu olan benim. Anne, ellerin kirlendi ya. Kirlensin, yıkayacağız hamuru yapmak. Böyle bir şey. Ellerini mi yıkıyorsun? Anne, ellerin tertemiz olacak. Çok güzel hamuru oynamak istiyorum. Şu an değil ki, bunu dinlendireceğiz 20 dakika dolapta. Niye lahmacunu sonra hamuru olacak? Şimdi oynayayım. Arkadaşlar bu şekilde böyle gördüğünüz gibi yumuşak, homojen bir hale geldi. Hayır, şimdi bunu kabımıza koyuyoruz. Bu şekilde 20 dakika buzdolabında dinlenmeye bırakıyoruz. Evet, şimdi lahmacunumuzun iç harcını hazırlayacağız hep birlikte. Bir kuru soğan ekledim. Şöyle bir demet, yani şöyle tutam maydanozum var. Onu ilave ediyorum. Hadi bakalım, sen de bunları ekle bakalım. Tuz. Gene bir tatlı kaşığı tuz koyuyoruz. Kimyonumuzu koyalım. Şuralara koyalım. Evet. Evet. Bir tatlı kaşığı toz biberim var. Ben dediğim gibi acı kullanamıyorum çünkü ufak çocuğumuz var. Siz isterseniz pul biber, acı sivri biber ilave edebilirsiniz bu harca. Çok da yakışır. 3 diş sarımsak ilave edeceğim şu şekilde. Ben buna şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani yarım kase kadar domates salçası ilave ediyorum. Şöyle anneciğim, bunu dökmemiz gerekiyor. Şu şekilde. Ve yine yazdan yapmış olduğumuz domates sosundan şöyle bir kase kadar ilave ediyorum. Şu, bu anlamda benim istediğim şey şu. Cıvık bir iç harcı olması gerekiyor. Bunu böyle rondodan geçirdikten sonra kıymasını ilave edeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi bu göstereyim şu şekilde cıvık bir hal aldı. Ben buna dolapta yemeklik için ayırdım. Şöyle iki parça kıyma çıkardım. Bunlar yaklaşık 400-450 gram kadar olduğunu düşünüyorum. Onları ilave ediyorum. Ve hepsini birlikte karıştırıyorum bu şekilde. Bunun da streç filmle ağzını kapattıktan sonra 20 dakika kadar da harcını dinlendirmeye alıyorum.
Arkadaşlar 20 dakika buzdolabında dinlendirdim hamurumu. Tezgahıma biraz un döktüm ve hamurumu bezelere ayıracağım. Biraz da burada böyle yoğurmam gerekiyor. Bu arada ben bir yandan fırınımı 250 dereceye ayarladım. Siz fırınınızın en üst ısı noktasına getirin ve fırınınız ısınmaya başlasın. Çünkü işin böyle nasıl derler, en alengirli kısmı bundan sonra başlıyor. Bezeleri ayırdıktan sonra hamurumu hızlı bir şekilde pişirme evresine geçeceğim. Öncelikle hamurumu şu şekilde 4 parçaya ayıracağım. Daha sonra bunları da böyle küçük parçalara ayıracağım. Küçük bezeler yapacağım. Burada püf noktası hamurunuzun mümkün olduğunca ince açmanız gerekiyor. Şöyle dıştan içe doğru bezelerinizi hazırlayabilirsiniz. Böyle. Böyle gördüğünüz gibi küçük küçük bezeler olacak. Arkadaşlar benim sizlere vermiş olduğum bu ölçüye göre görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 16 adet beze çıkıyor. Yani bu 16 adet lahmacun demek. Tabii ben biraz daha boyutlarını küçük tuttum. Büyük yapmıyorum. Açtığımda zaten göreceğiz boyutunu hep birlikte. Siz yine kişi sayısına, yiyeceğiniz miktarı göre bu ölçüyü, un ölçüsünü, su ölçüsünü aynı oranda artırıp azaltabilirsiniz. Lahmacun arkadaşlar gerçekten seviyorsanız birazcık zaman ayırdığınız takdirde aslında çok zor bir işlem değil. Yani keyifle yapabileceğiniz, hem sağlıklı, kıymanın nereden olduğu belli, içine malzemesinin nereden olduğu belli, son derece güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ben bu bezelerimi tek tek açmaya başlayacağım. Açmadan önce diğer bezelerimin üzerine temiz bir örtü örteceğim. Arkadaşlar ben bu bezelerimi birleştirme kararı aldım. Çünkü bezelerim çok ufak oldu. Bir fındık lahmacun boyutunda oldu. O kadar da küçük istemiyoruz açıkçası. Dolayısıyla biraz daha büyük istediğimiz için bezeleri birleştiriyorum. O şekilde açıyorum. Daha benim elime yapışma. Bu şekilde incecik hamurumuzu açtıktan sonra altına pişirme kağıdı alıyorum. Lahmacunun ölçüsünü de şu şekilde kesiyorum. Daha sonra bir adet lahmacunumuza şu şekilde 2 yemek kaşığı kadar hazırladığımız harçtan koyuyorum. Her yerine yedirmeniz gerekiyor. Arada böyle boşluklar kalabilir. Çok daha lezzetli ve güzel olur. Çünkü böyle bir pide kıvamı olmaması gerekiyor. O yüzden harcınızın biraz cıvık olması lazım. Elinizle yayabilirsiniz. Hamurunuzun her yerine bu harçtan sürmeniz lazım. Hiç boşluk bırakmayın. Her yeri ıslansın hamurun. Kıymayı da mümkün olduğunca dağıtın. Kalın bir kıyma tabakası olmasın hamurunuzun üstünde. Gördüğünüz gibi bir hamura 2 yemek kaşığı yeterli oluyor. Şimdi arkadaşlar işin alengirli kısmı şu. Bu şekilde alıyorum. Tavamın içerisine koyuyorum lahmacunumu. Tavada altının pişmesini sağlıyorum ocakta önce. Arkadaşlar şu şekilde kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi altı hafiften pişti. Şimdi bu kıvama geldikten sonra fırına atacağım. Bu şekilde pişirme kağıdıyla pişirdiğimiz için altını alması da bizim için kolay oluyor. Fırınımızın en üst kısmına veriyoruz. Pişti. Hemen yanmadan almamız gerekiyor.
arkadaşlar şu şekilde altını da göstermek istiyorum. Mükemmel pişti. Gerçekten efsane görünüyor. Üzerine yine bunun da temiz bir beze kapatacağım ki soğumasın. Lahmacunumuz hazır. Biz videomuzun sonuna geldik. Gerçekten şöyle göstermek istiyorum. Efsane lahmacunlar oldu. Zahmeti çok, emeği çok ama uğraşmayı seviyorsanız buna denemeye değer diyorum. Nerede benim yaptım? Şimdiden hepinize afiyet olsun. Biz çok acıktık, hemen yemek istiyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakal.